Atakum ilçesi Körfez mahallesinde faaliyet göstermeye başlayan otel için düzenlenen açılış törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şen Ocak ve daha birçok siyasi ve iş adamı katıldı. Organizasyonda ilk olarak kürsüye otel kurucu ortağı Cemil Bilici çıktı. Bu oteli kurmayı hayal ettik ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için 2 yıl önce otelimizin temelini atarak işe başladık. Bu dönemde hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı olan, emeği geçen tüm yerel yönetici ve bürokratlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen otelin kurucu ortağı Mustafa Polatcan'sa, büyüyen ülkemizin kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun ilimize yatırım yapan, istihdam sağlayan, ekonomiye katkıda bulunan tüm şirketlerimize teşekkür ediyorum dedi. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Başta şehrimiz olmak üzere tüm ülke olarak çok çalışmaya ihtiyacımız var. Daha çok çalışıp daha çok üretmeye, daha çok istihdam sağlamaya ihtiyacımız var. Üreten bir ülke haline gelmek zorundayız. Dünya pazarında ekonomik, kültürel ve yaşam standardı olarak hak ettiğimiz noktada olmadığımızı düşünüyorum. Samsun Valisi Osman Kaymak ise Samsun'un kalkınması yönünde milletvekillerimiz ve mesai arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz dedi. Mesai arkadaşlarımıza yoğun çaba sarf ediyoruz. Gayemiz, derdimiz Samsun'da daha çok iş, daha çok aş olsun. Samsun'la ilgili hep söylediğim şöyle bir cümle var benim. Bunu herkes de söylüyor. Samsun gerçekten potansiyeli çok yüksek bir il. Potansiyelini çok daha iyi değerlendirmesi gereken bir il. Onun için bu potansiyelin değerlendirilmesi konusunda da bir arada olmamız lazım. Güçlerimizi birleştirmemiz lazım. İşte bu potansiyellerden birinin değerlendirildiği, turizm alanının değerlendirildiği bir tesiste bulunuyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'a gelen insanların şehirden ayrılırken burada mutlu olduk dediklerini belirtti. Bu yatırımın özellikle bu yönünü çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum huzurlarınızda. Allah uzun ömürler versin. Telmeden ve Çarşamba'dan iki ailenin evlatları, işleri de elhamdülillah gayet iyi ve Samsun'da turizm alanına yatırımını yaptılar, ilk yatırımını yaptılar. Atakum'un en güzel yerinde, bir de gördüğüm kadarıyla çok güzel bir mimariyle ve iyi bir kalite. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, yakinen tanıdığım Samsunlu iki ailenin böylesine güzel bir iş için bir araya gelmelerine çok sevindim dedi. Geleceğe dair ideallerini az önce burada paylaştılar. Hepsine canı gönülden katılıyoruz ve onların destekçisi olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Ama burada özellikle ben Cemil kardeşimin ve Mustafa kardeşimin bilinmeyen, tanınmayan yüzlerini sizlere anlatmak istiyorum. İki tane yerli firma, ikisini de aile firması ve çok iyi tanıdığım dostlarımız olan, kardeşlerimiz olan iki tane pırlantamız. Ulusal ve uluslararası rekabete açık bir yapıya mutlaka şirketlerimizi kavuşturmalıyız. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de bölgeye yapılacak olan yatırımların ekonomik olduğu kadar istihdam açısından da fayda sağlayacağını dile getirdi. Katkıda bulunuyoruz dediler. Hem de turizm alanında, turizm kenti iddiası olan Samsun'da. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yatırım. Kentimizin en güzel yerinde, en güzel yatırımlardan bir tanesi. Sizi kutluyorum. Konuşmaların ardından kurdele kesme töreni yapıldı.